Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçenin tarihi gelişimini inceleyeceğiz ve Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri öğreneceğiz. Şöyle tabloyu inceleyerek başlayalım arkadaşlar. Türkçenin tarihi gelişim tablosuna baktığımızda ilk Türkçe ile başlar, ana Türkçe ile devam eder ve sonrasında eski Türkçe, Uygur Türkçesi olarak gidiyor arkadaşlar. İlk Türkçe'ye biz Türkçenin karanlık dönemi adını veriyoruz. Yazı daha bulunmadığı için. Ana Türkçe ise arkadaşlar 6. yüzyıldan önceyi kapsar. Ana Türkçe kendi içerisinde ikiye ayrılır. Kuzey Türkçesi diye. Kuzey Türkçesi ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. Tuna Bulgar Türkçesi ve İdil Bulgar Türkçesi, Çuvaş Türkçesi diye. Bir de Yakutça diye ayrılır arkadaşlar. Tuna Bulgar Türkçesi 6. yüzyılın başıyla 7. yüzyılı kapsar. İdil Bulgar ise 13. yüzyılla 14. yüzyılı. Çuvaş ise 19. yüzyılın başına kadar sürüyor. Yakutça ise arkadaşlar Saha Türkçesi, Tuva, Halkas ve Altay Türkçesi. Tabii şu an en uzak kol olarak lehçe olarak biz bunları bileceğiz. Daha sonra eski Türkçe, Göktürkçe ve Uygur Türkçe diye ana Türkçe kendi içerisinde yine ayrılacak. Eski Türkçe arkadaşlar 6. yüzyıl ortasında başlar. Göktürkçe 6. yüzyılda 8. yüzyıl ortası. Dönemleri bilelim arkadaşlar. Kaçıncı yüzyılı kapsadığını bilelim. Uygur Türkçesi 8. yüzyıl ortası ve 15. yüzyıl sonunu kapsıyor. Daha sonra arkadaşlar Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi de kendi içerisine ayrılacak. Doğu Türkçesi karşımıza Karahanlı Türkçesi, Harezm Kıpçak ve Çağatay Türkçesi olarak çıkıyor. Karahanlı Türkçesi 11. yüzyıl ve 13. yüzyılın başını, Harezm Kıpçak ise 13. yüzyılın başı ve 15. yüzyılın başına kadar sürecek. Çağatay Türkçesi ise arkadaşlar 15. yüzyılla 20. yüzyılın başına kadar sürecek. Batı Türkçesi ise arkadaşlar 13. yüzyılda başlıyor. Eski Anadolu Oğuz Türkçesi olarak karşımıza çıkar. 13. yüzyılın başı ve 15. yüzyılın sonu olarak karşımıza çıkacak. Ve tabii eski Anadolu Türkçesi de arkadaşlar kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Klasik Azerbaycan, yani bugünkü Azerbaycan, bir de Osmanlı Türkçesi, daha sonra ise bugünkü Türkiye Türkçesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii sonrasında bunlar lehçe adını alacak, şive adını alacak. Biz bunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Türk dili tarihi seyri 1300 yıldır kesintisiz olarak izlenebilen eski bir dildir. Bilinen en eski yazılı örnekler arkadaşlar 8. yüzyılda Göktürkler tarafından yazılmış Ordu abideleridir. Biz birazdan bunu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Dilbilimciler Göktürklerden önceki dönemlere karanlık dönem adını vermektedir. Karanlık dönemle ilgili tasnifler dil bilgisi ölçütleri çerçevesinde yapılamamaktadır. Dolayısıyla Göktürklerden önce Türklerin konuştuğu diller ve o dillerin gelişim süreci hakkındaki bilgilerin hepsi tahminidir. Tarihi bilgilerden Göktürklerin atalarının Hunlar olduğu anlaşılmaktadır. Orhun abidelerinde kullanılan dilin oldukça gelişmiş bir dil olması bu dilin tarihini daha eskilere, yani Hunlara ve onların atalarına götürmeyi teorik olarak mümkün kılıyor. Çünkü bir dilin gelişme süreci birkaç yüzyılda gerçekleşebilecek bir olgu değildir. Moğolistan'ın Doğu Gobi bölgesinde bulunan ve uzmanların 687-692 yılları arasında yazıldığı düşünülen Çoyrun yazısı 6 satırlık bir metindir. Bir Göktürk erinin İlteriş'e katıldığını anlatan yazı Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bu metin Göktürk alfabesinin tarihin daha eski tarihlere götürülebileceğin en büyük kanıtıdır arkadaşlar. Şimdi biz bu dönemi sözlü dönem ve yazılı dönem olarak ayıracağız arkadaşlar. Sözlü dönemin genel özelliklerine baktığımızda Türk edebiyatında yazının henüz kullanılmadığı dönem diyeceğiz. Yani destan dönem. Destan dönemi de olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu yazının henüz kullanılmadığı dönem olarak bilelim yeter. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak, yani anonim üretilmiştir. Söyleyeni belli değildir. Kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, manyeizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir. Genel özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, bu dönem edebi ürünleri müzik eşliğinde ve kopuz adı verilen sazla söylenen manzum ürünlerdir. Sözlü edebiyat olduğu buradan belli zaten arkadaşlar.
Şiirlerde Türklerin milli ölçüsü kabul edilen hece ölçüsü kullanılmıştır. Nazım birimi dörtlüktür. Dönemine göre son derece sade bir dil vardır arkadaşlar. Mısralarda genel olarak yarım kafiye, daha çok kahramanlık, doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir. Dönemin en önemli ürünleri destanlardır. Diğer türler koşuk, sagu ve savlardır. Bunların da ne olduğuna bir bakalım arkadaşlar. Bu ürünler Türk toplumlarının sır, şölen, yu adına verdikleri törenlerden doğan ürünlerdir. Bu dönem toplumsal hayatın en önde gelen simaları, büyücü, şair, din adamı, hekim, hakim, sanatçı vesaire gibi kimlikleri bünyesine barındıran ve kam, şaman, bakstı, oyun, ozan gibi isimlerle anılan insanlardır. Şiirleri de kopuz müzik eşliğinde bunlar söyler. Şimdi sözlü edebiyat dönemi ürünleri şunlardır arkadaşlar, bileceğiz. Bir koşuk karşımıza çıkar. Koşuk arkadaşlar deyince aklımıza kahramanlık, aşk, yiğitlik, doğa güzellikleri gibi konuların dile getirildiği şiirler gelecek. Nazım birimi dörtlük diyeceğiz. Genelde zaten 7'li ve 11'li hece ölçüsüyle karşımıza çıkıyor. Yarım uyak ve rediflerle ahenk sağlanır. Yer yer alterasyonlar da görülür. Kopuz eşliğinde ve genelde ozan, şaman, kambaksı adı verilen bir ürün arkadaşlar. Burada zaten koşun sadece şu özelliğini bilelim yeter. Kahramanlık, aşk, yiğitlik, doğa güzellikleri gibi konuların dile getirildiği şiirler. Bir de arkadaşlar kopuz eşliğinde söylenen şiirler olduğunu bilelim. Daha sonra Sagu karşımıza çıkıyor. Sagu, devlet büyüklerinin veya sevilen kahramanların ölümü üzerine duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiirler. Yu denen dinsel yas törenlerinde söylenen şiirlerdir. Kafiye düzeni yine Koçuk'taki gibidir. Kopuz eşliğinde ve ezgiyle söylenir. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken şu, sagular bir ölüm dolayısıyla söylenmiş şiirler olmasına rağmen yine mert ve yiğitçe bir söyleyişe sahiptir. Bir yönüyle lirik ve epik şiir özenliği de gösteriyor. Devlet büyüklerin genelde ya da sevilen kahramanların ölümü üzerine sagular yazılıyor. Ve yu denen dinsel yas törenlerinde söylenildiğini unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şöyle. Üçüncü bizim arkadaşlar, bizim sözlü edebiyat ürünümüz arkadaşlar destandır. Şöyle baktığımızda Türk destanlar Türk milletinin eski çağlarda oluşturduğu olağanüstü olay ve kişilerle örülü uzun manzum hikayelerdir. Kaynağını genellikle toplumu derinden sarsan önemli olaylar yani göç, felaket, savaş vesaireden alır. Milli özellikler taşır arkadaşlar, bunu bileceğiz. Baktığımızda arkadaşlar destanlar üç aşamada oluşur. Çekirdek, yayılma ve derleme olarak. Çekirdek destanın oluşma aşaması, yayılma destanın dilden dile, nesilden nesile aktarılması aşaması, derleme ise destanın farklı coğrafyalara yayılmış kollarının bir şair tarafından toparlanıp bir araya getirilmesi aşaması. Bu aşamaları tamamlayan destanlara biz ne diyeceğiz? Doğal destan diyeceğiz arkadaşlar. Çekirdek, yayılma, derlemeden oluştuğunu unutmuyoruz. Sözlü dönem eserleri bu kadardı arkadaşlar. Bir de yazılı dönemimiz var. Yazılı dönem ilk arkadaşlar incelediğimizde 7 ve 11. yüzyılları kapsayan en eski Türkçe dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Özelliklerine baktığımızda arkadaşlar Göktürk ve Uygurlardan kalan metinler en eski Türkçe özelliğini taşıyor. Göktürk ve Uygurlardan kalan metinler. Bu dönemde Türkçe biçim ve söz varlığı yönünden yabancı dillerin etkisinden uzaktır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu dönem yine iki başlık altında incelenecek çok önemlidir arkadaşlar. Göktürkçe ve Uygurca demiştik zaten. Göktürkçe'ye baktığımızda Göktürklerden dönemimize kalan en önemli eserlere baktığımızda Bilge Kağan yazıtı ilk olarak karşımıza çıkacaktır. Bilge Kağan yazıtı ünlü Göktürk Hakanı Bilge Kağan adına oğlu Tengiri Kağan tarafından dikilmiştir. Anıt
Yolluk Digin tarafından ve Bilge Kağan'ın ağzından yazılmıştır. Bir diğer yazıt ise arkadaşlar Kültigin Anıtı. Bilge Kağan tarafından kardeşi Göktürk Prensi ve komutanı Kültigin anısına dikilmiştir. Bilge Kağan'ın ağzından yazılan ve dört yüzünde de yazıt olan tek parça büyük bir taştır. Batı yüzündeki yazıt Çince'dir. Bu iki özelliği unutmuyoruz. Bakın görselde de biz bu yazıtları görüyoruz. Son olarak arkadaşlar Tonyukuk yazıtları. Göktürk Hanlığı'nın büyük devlet ve siyaset adamı Bilge Tonyukuk adına kendi sağlığında yazdırıp diktirmiş olduğu aynı boyda iki taştır. 725 yılında yazıldığı tahmin edilmektedir. Her iki taşın 400'ü de yazıtlarla kaplıdır arkadaşlar. Çok önemlidir. Orhun Abideleri Türk dilinin en eski yazılı kaynağıdır. Abidelerdeki sözcüklerin sadece %1'i yabancıdır. Abidelerde Türk milleti kültürel kimliğine sahip çıkmaya çağrılır. Tarihten örnekler verilir. Çinlilerin Türkler üstünde oynadıkları oyunlar anlatılır. Birlik ve beraberlik çağrısı yapılır. Orhun Abideleri Türk dilinin ilk tarih, hitabet ve anıt türü örneği olarak kabul edilir. Bu yüzden çok önemlidir arkadaşlar, unutmuyoruz. Bir sonraki arkadaşlar Uygurca'da ise karşımıza çıkan önemli eserler vardır Uygurca'ya yazılan. Sekiz Yükmek, Altun Yarık, Kalyanampara ve Papankara, bir de Irk Bitik arkadaşlar. Sekiz Yükmek'e baktığımızda Sekiz Yükmek Çince'den çevrilmiş Budizm'in inanç ve felsefesini anlatan bir eserdir. O dönem Uygurlar arasında çok önemsenmiş ve yayılmıştır. Bir diğeri Altun Yarık, diğer ismiyle Altın Işık, Çince'den yine çevrilmiştir. Budizm'in mukaddes kitabıdır. Burada bilmem gereken Altun Yarık'ta arkadaşlar Burkancılığın inanç ve felsefesini ve Buda'nın menkıbelerini anlattığını bileceğim. Kalyanampara ve Papankara arkadaşlar diğer bir ismi iyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli şehzade Budizm'e aittir. İyi düşünceli şehzadenin bütün canlılara yardım etmek ve canlıların birbirini öldürmesini engellemek üzere yaptığı maceralı yolculuğu anlatıyor. Irk Bitik diğer bir adı ise Fal kitabı olarak da biliniyor. Adından da anlaşıldığı gibi bir fal kitabıdır arkadaşlar, unutmuyoruz. İçinde 65 fal vardır ve her bir fal bir paragraftır. Kitap Uygur dönemine ait olmasına rağmen Göktürk yazısıyla yazılmıştır. Irk Bitik için bu geçerli arkadaşlar, unutmuyorum. Uygurlar Göktürklerin inandığı gök tanrı dinini bırakıp farklı dinleri benimsediler. Bu dinlerden Uygurlar arasında en fazla yayılan ve en çok eser bırakan din Budizm'dir arkadaşlar. Bir diğer dönemim arkadaşlar Orta Türkçe dönemi 11. ve 15. yüzyılları kapsayacak. En eski Türkçeden sonraki devrede Türkçe farklı yazı dillerine ayrılır. Bu durumun sebepleri şöyle sıralanabilir. Türkistan'daki Türklerin parçalanarak büyük kitleler halinde göç etmesi, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi ve İslamiyet'in kabulüyle birçok yeni kavramın toplum hayatında yer alması arkadaşlar. Bunu etkileyecek ve tabii ki en önemli unsur yeni bir yazının kullanılması. Bu dönemde arkadaşlar şöyle Türk dili, Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi şeklinde adlandırılan iki ana kola ayrılıyor. Bunu bileceğiz. Kuzeydoğu Türkçesi de kendi içerisinde Karahanlı, diğer bir ismiyle Hakaniye Türkçesi olarak ayrılıyor arkadaşlar. Kuzeydoğu Türkçesi arkadaşlar yine Kuzeydoğu ve Batı Türkçenin iki kolundan birini kapsıyor. Kuzeydoğu Türkçesinin ilk evresini Karahanlı Türkçesi oluşturuyor arkadaşlar. Ne diyeceğim? Kuzeydoğu Türkçesinin ilk evresi Karahanlı Türkçesidir. Karahanlı Türkçesi arkadaşlar diğer bir ismiyle Hakaniye Türkçesi küçük ses ve biçim farklılıklarıyla Uygurca'nın devamı olan Karahanlı Türkçesi İslamiyet etkisindeki edebiyatın başlangıç evresi olarak kabul edilir. Yine arkadaşlar bakın Uygurca'nın devamı niteliğinde olduğu için bu metinlerde Uygur ve Arap harfleri kullanılmıştır diyeceğiz. Ve sonrasında arkadaşlar Karahanlı Türkçesiyle yazılan başlıca eserlerimden Kutat Kubilik, Divan Lügat, Türk Atabetül Hakayk ve Divan Hikmet olduğunu bileceğim. Bunları tek tek inceleyeceğiz zaten. Bir diğer arkadaşlar Harezm Türkçesi. Harezm Türkçesi Türk yazı dili geleneği 11. yüzyılda Orta Asya'da yazı dili edebi dil seviyesinde iki ayrı sahada kendine gelişme yolu çizmiştir. Kaşgar bölgesine gelişen Karahanlı Türk edebi dili temelde eski Uygur Türkçesine bağlıydı ve Türklerin İslamiyet'e girmesiyle İslam bir özellik kazanmıştı.
12. yüzyıldan sonra Orta Asya'daki Türk edebi dilinin gelişme sahası Harezm bölgesi olmuş ve bu sahada gelenek olarak Karahanlı Türkçesine bağlı, bunun yanında Kıpçak, Oğuz unsurları yanında kendine has dil özellikleri olan ve geçiş Türkçesi özelliği taşıyan Harezm Türkçesi şekilleniyor. Yani geçiş Türkçesi özelliği taşıdığını unutmayacağım arkadaşlar. Bir diğeri Kıpçak Türkçesidir arkadaşlar. Kıpçak Türkçesi ise Kuzeydoğu Türkçesinin kuzey kolunu Kıpçak Türkçesi oluşturuyor. Bu Türkçe arkadaşlar Güney Rusya'da, Kırım'da ve Orta Asya'nın batı bölgelerinde yaşayan göçebe Kıpçak Kuman Türkleri ile Mısır ve Suriye'deki Memlük Devletleri'nin Türkçe konuşan yönetici sınıfı ile Ukrayna'da yaşayan Ermeniler tarafından kullanılmıştır. Çağatay Türkçesi ise arkadaşlar yine Kuzeydoğu Türkçesinin ikinci dönemini oluşturur. Harezm Türkçesinin doğal bir devamı gibidir aslında. Burada önemli olan arkadaşlar Türk dili ve edebiyatının en büyük isimlerinden olan Alişir Nevai bu dönemde yetişmiştir. Bilmem gereken budur arkadaşlar. Batı Türkçesi ise arkadaşlar bu yazı dili tarihi gelişim bakımından 3 döneme ayrılabiliyor. Eski Anadolu Türkçesi ile başlayalım. Eski Anadolu Türkçesi arkadaşlar Batı Türkçesinin ilk evresidir. Eski Türkçenin izlerini taşıyan bu Türkçe 13. ve 15. asırlarda Anadolu'da konuşulan Türkçedir. Bunu unutmayacağım. 13. ve 15. asırlarında. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Farsça resmi dil, Arapça ise eğitim dili olarak kullanılıyordu. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra başlayan beylikler döneminde yine Arapça ve Farsça bilmemeleri, şair ve yazarların Türkçe yazmaları konusunda teşvik etmeleri sonucunda arkadaşlar Oğuz Türkçesi ilk kez yazı dili haline geliyor. Bu dönemde yabancı unsurların fazlaca görülmediği sade bir Türkçe kullanıldı. O zaman ben eski Anadolu hakkında şunu bileceğim. Batı Türkçesinin ilk evresi 13. ve 15. asırlarda Anadolu'da konuşulan Türkçe ve yabancı unsurların fazlaca görülmediği sade bir Türkçe olduğunu bileceğim arkadaşlar. Sonrasında Osmanlı Türkçesi. Osmanlı Türkçesi ise Batı Türkçesinin 15. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar olan evresini oluşturuyor. Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli ve Kuzey Afrika'da kullanılan Türk yazı dilidir arkadaşlar. Bu dönemde Arapça ve Farsça unsurların etkisi zaten giderek artıyor. Osmanlı Türkçesi yazı dilindeki Arapça ve Farsça alıntılar konuşma dilinde aynı düzeyde görülmez. Yalın Türkçe halk arasında ve halk için yazılmış eserlerde varlığını koruyor. Ama Osmanlı Türkçesinin yazı dilinde arkadaşlar Arapça ve Farsça alıntı olduğunu bileceğim. Ve Batı Türkçesinin 15. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl başlarına kadar olan evresi olduğunu bileceğim. Ve arkadaşlar 20. yüzyıl Batı Türkçesi gelişimini Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmenistan ve Gagavuz Türkçesi olarak dört koldan sürdürecek. Türkiye Türkçesi zaten arkadaşlar günümüz Türkçesidir. Osmanlı aydınları yazı dilinin sadeleşmesi konusunu Tanzimat döneminden başlayarak ikinci Meşrutiyet dönemine kadar tartıştılar. 1911 yılında Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisine Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem milli bir edebiyat oluşturabilmek için milli bir dile ihtiyaç duyulduğunu savundular. Yazı dilinin konuşma diline yaklaşması, Arapça ve Farsça sözcüklerinin yerine Türkçe karşılıklarını kullanılması gibi ilkeler etrafında başlattıkları yeni lisan hareketi etkili oldu. Bu çok önemli arkadaşlar, millileşme yolunda. Türkçe bu dönemden başlayarak sadeleşme yolunda köklü bir değişim sürecine girdi. Yani yeni lisan hareketi bu açıdan çok önemlidir. Dilde sadeleşme hareketi Cumhuriyet'in ilanıyla hız kazanmıştır ve bir devlet politikası haline gelmiştir. Türkçe günümüzde arkadaşlar Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yine Doğu Türkistan, Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Altay, Tuva gibi arkadaşlar yine nüfusunun çoğu Türk olan devletlerde konuşulmaktadır. Bunların yanında Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Moldova, Almanya, Afganistan gibi yine batıda da arkadaşlar Türkçe konuşan insanların sayısı hayli fazladır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Türklerin kullandığı alfabelere gelecek olursak,
Türklerin kullandığı alfabeler oldukça eski bir tarihi kökene sahip olan Türkler, bu tarihsel süreç içerisinde farklı alfabeler kullanmıştır. Kendilerine ait yazıları olan ilk Türk topluluğu Göktürklerdir. Bakın çok önemli bir madde. Ancak arkeolojik araştırmalar ve özellikle de Çin kaynaklarında geçen Türklerle ilgili bilgiler Göktürklerden önce de Türklerin yazılarının olduğunu göstermektedir. Göktürkler, Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri bilinen tarih süreci içerisinde Türklerin en geniş ölçüde kullandıkları alfabelerdir. O zaman şunu bileceğim. Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri Türklerin zaman içerisinde kullandığı en geniş ölçüde kullandığı alfabeler olduğunu bileceğim. Yine Göktürk ve Uygur alfabeleri Türklerin kendi icatları olan alfabelerdir. Bu açıdan çok önemlidir. Diğer alfabeler de aynen alınmayıp Türk ses yapısına uydurularak dilimize aktarılmıştır. Örneğin Arap ve Latin alfabelerine aslında olmayan bazı harfler eklenmiş. Bu alfabelerin aslında olan bazı harfler de alınmamıştır. Ama Göktürk ve Uygur alfabelerin Türklerin kendi icatları olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Göktürk alfabesine baktığımızda arkadaşlar, Göktürkler zamanında kullanılan 38 harften oluşan bir Türk alfabesidir. Bakın önemli bir maddesidir. Orhun abideleri bu alfabe ile yazılmıştır. Türklere ait bilinen en eski alfabedir arkadaşlar. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya yazılıyor. Bakın sağdan sola ve yukarıdan aşağıya. Göktürk yazısı oldukça düzenli ve gelişmiş bir yapıya sahiptir. Sözcüklerin oluşturulması, kullanılacak harflerin sıralanışını düzenleyen belli uyumlarla sistemli hale getirilmiştir. Ben şunu bileceğim, Göktürk alfabesi 38 harften oluşan ve Orhun abideleri o dönemde yazılan çok önemli eserler olduğunu bileceğim arkadaşlar. Bir diğer alfabem yine kendi alfabemiz olduğu için önemlidir. Uygurların kullandığı 14 harfli bir alfabedir. 18 adet işaret ve sembolden oluşan bir alfabe. Bu alfabe içerisinde 4 sembol sesli olarak kullanılmaktadır. Sağdan sola yazılan bu alfabede Z hariç tüm harfler bitiştiriliyor arkadaşlar. Uygur alfabesi Soğut kökenli olup bazı değişikliklerle Türkçe uygulanmıştır. Bakın Soğut kökenlidir. İslamiyet'ten önce de sonra da kullanılan bu alfabe zamanla yerini Arap alfabesine bırakıyor arkadaşlar. Ve yine Türklerin kullandığı alfabeler olduğu için önemlidir. Bunları da bir inceleyelim. Arap alfabesi arkadaşlar. Bu alfabe aynen alınmamıştır. 28 harften oluşan Arap alfabesi P, C, J, G seslerinin de katılmasıyla ortaya çıkan 32 harflik yeni bir alfabedir. Sağdan sola yazılıyor. Türklerin tarihi boyunca en uzun süreli, bakın en uzun süreli yaklaşık 1000 yıl kullandığı alfabedir. Çok önemli. 1928 yılında Latin harflerinin kabulüyle yerini Latin alfabesine bırakmıştır. Önemlidir arkadaşlar. Kiril alfabesi yine Türklerin kullandığı bir alfabedir. Türklerin kullandığı dördüncü alfabedir arkadaşlar. Bakın Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve sonrasında en son olarak Latin. 5 tane ayrı alfabe kullanmışız. İlk olarak 9. yüzyılda Rusya'da ortaya çıktı. Yazı halen birçok ülkede kullanılmaya devam edilmektedir. Günümüzde bu yazıyı kullanan Türk Cumhuriyetleri arasında Kazakistan ve Kırgızistan bulunmaktadır. 38 harften oluşuyor. 11 harfi seslidir. Yazılar soldan sağa doğru yazılıyor arkadaşlar. Ve geldik en önemli alfabemiz, son alfabemiz. 29 harfli olan bu alfabe 1 Kasım 1928 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılmaktadır. Bu alfabe aynen alınmış olmayıp aslında olan X ve V gibi harfler alfabeye alınmamıştır arkadaşlar. İlk defa Azerbaycan Türkleri tarafından kullanılmıştır arkadaşlar. Konumuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.